bir hayal kurar, o hayale inanır ve azimle çalışırsa başarısız olması için hiçbir sebep olmaz. Girişimci iş kadını Gülsen Koçoğlu bundan 17 yıl evvel bir hayal kuruyor. Zorluklarla karşılaşıyor ama yılmıyor. Bugün o hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor ve pek çok kadına hikayesiyle örnek teşkil ediyor. Sermayesi, emektar dikiş makinesi, makası, cetveli. Ama her şeyden önemlisi kendine inancı. Girişimci iş kadını Gülsen Koçoğlu meslek hayatının 17. yılını geride bırakırken o günlerde kurduğu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor ve hikayesiyle örnek teşkil ediyor. Ben Gülsen Koçoğlu, Ortaca'da yaşıyorum. Aslen Kırıkkaleliyim. 17 yıl önce buraya eşimin tayiniyle geldik ve ben bu mesleğe başladım. 17 yıldır Gülsen Tekstil ve Döşeme olarak buradayız. Önce küçücük bir dükkanla başladık, küçücük bir arabayla. Daha sonra ilerleyen yıllarda yavaş yavaş birçok şeyleri oturtturarak, yaparak, eziyetini çok çekerek ama ben başaracağım diyerek %50, başarmak %50'si de kısmet dedim. Burası Muğla Ortaca'da bir döşeme atölyesi. İlmek ilmek dokunarak büyütülmüş. Eşi ve çocukları ona güvenmiş, desteğini hep hissettirmiş. Birlikte başarmışlar. İki makina, üç top kumaşla başladım. Ama yapacağım dedim. Hepsinden önemli ben marka olacağım dedim. Ve gerçekten de marka oldum. Biz şu anda 5 yıldızlı oteller, Dalyan, Göcek, Köyceğiz, Sarıgerme ağırlıklı, Fethiye ağırlıklı, Ortaca'nın mahallesi, işte aklınıza gelebilecek Ortaca'da her kesime evlere hitap ediyoruz. Koltukları kaplıyoruz. Masa örtüsü, şezlong binderleri, perdesi, yatak kılıfı aklınıza gelebilecek bütün. Hangi renk kumaş gider, sıkar mı, boğar mı, ferahlatır mı? Bunlar benim için çok çok önemli. Hani iç dizayn benim işim. Kendimi yetiştirdim. Büyük oğlumuzu yetiştirdik. Yanımızda biz bir aile şirketiyiz. Ve en önemlisi de bizim ailede şu var, gerçekten dört bileğin gücü var. Hepimizin bir şey yapacaksak oturur, karar veririz. En son yine bende biter de, yine de ailemiz toplanır. Bir kuru soğanımız varsa kırar yeriz. Kabına sığmıyor Gülsen Koçoğlu. Siparişler birbirini izliyor, atölye küçük geliyor. Daha büyük bir dükkanın hayalini kuruyor ve bir yıl kadar önce bu hayali gerçekleştirip çiçek gibi bir showroom açıyor. Burası benim hayalimdi. Bu hayali Yaradan'ım bana verdi ve büyük bir masam olsun dedim, bir kesim masam. Kenarında dedim Bursa dokusun, ben keseyim dikeyim. İstanbul dokusun dedim, ben kesip dikeyim dedim. Yıllar boyu işini aşkla yapmış, kaliteden ödün vermemiş. Verdiği her sözü tutmuş, memnuniyet yaratmış. Tercih edilmekte en doğal hakkı olmuş. 7'de dükkanımız açılır bize. 2 dükkanın kapısı açılır, besmele ile açılır. Allah işimizi gücümüzü rast getirir bizim. Gününde ve zamanında iş teslimatı, güven, kaliteli. Kullandığımız kumaşlar Türkiye artık kumaş sektöründe çok başarılı gerçekten. O kadar güzel kumaşlar üretebiliyoruz. Çayı kahveyi dök, kağıt peçeteyle al. Silebiliyorsun, altına geçirmiyor. Süngerler, kaliteli marka. Bu kadar güzel malzemenin üzerine güzel de bir işçilik yapıldığı zaman insanlar neden tercih etmesin? Bugüne kadar hep hayallerinin peşinden gitmiş Gülsen Koçoğlu. Ama gözü çok yüksekte olmamış hiç. Adım adım çıkmış başarı merdivenlerini. Bu dükkan benim için hedefti. Hani yapacağım bir dükkanım olsun, çok güzel bir dükkanım olsun istiyordum. Bu showroom'u yaptım. Şimdi diyorum ki yeter artık, dur. Benim için yeter burası. Ya gerçekten fazla istemiyorum. Bu hayal bari 17 yıl. Bu ne demek biliyor musun? Burası evimden daha böyle önde. Yeter diyor çünkü eleman bulamıyor. Bu işte eleman sıkıntısı olduğu için ben işi bağlıyorum, geliyorum, oturuyorum, burada hesap kitabımı yapıyorum, kumaşımın siparişini veriyorum, masama geçiyorum, kesiyorum, masama geçiyorum, dikiyorum, paketliyorum, ambalajlıyorum. Ondan sonra tekrar bir de teslimata çıkıyorum. Bu bir kişinin görevi değil.
Ben dışarıdan geleyim. Şurada makinacım olsun. Kesimcim olsun. Bir tane ayakçı olsun. Hani büyük fabrikalarda nasıl çalışıyor? Şu ortacada herkes beni tebrik etti. Ortacada ilk bir şey yaptınız dediler. Kapıdan gire, kapının önü çiçek gibi yaptınız. Ne kadar güzel. İçeri giriyoruz, içimiz açılıyor. Güler yüz, çayınız, kahveniz. Her şeyimiz bizim. Sıkıntı yok. Dört dörtlük. Ama çalışacak insan sıkıntımız var. Aza kanaat ederek başlanırsa bence birçok şey yapılır. Ben her şeye sıfırdan başladım. İnsan azmeder, bir de yürekten inanır ve çalışırsa başaramaması için hiçbir sebep olmaz. %50 ile çıktım. %100 şansım yoktu ve param yoktu. Cebimde kuruşum yoktu. 3 top Bursa'ya gittim, kumaş aldım geldim. Bir dikiş makinam, bir overlock makinam, İzmir iki çeşmelikten, belki 40 yıllık makina, emektarlarım benim onlar. Başlayacağım dedim, yapacağım. Elime broşür aldım, minibüse bindim gittim, otellere dağıttım bilmem ne. Otelciler arkamdan bakıyordu. Hani bir işletmeci niye minibüste gelsin? Ama içimden diyordum, zamanı gelecek arabayla da geleceğim ben buraya diyordum. Böyle yapıyordum. Birçok yer beni tanımıyor, tanımadığı için hani tercih etmeyecekler. Ama yılmadım, iste başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Girişimci iş kadını Gülsen Koçoğlu sözlerini noktalarken gençlere sesleniyor, onlara emek yoğun sektörlere yönelmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Gençlere sesleniyorum, ne olur çalışsınlar, şu ellerindeki artık şu sanal alemden kurtulsunlar, emek veren işler. Benim kolumda 24 ayar bir bileziğim var. Soruyorum kaç tane üniversitenin kolunda var. Emek olan işlere gelsinler, yapsınlar. Sanat okulları. Bir demircinin yanında çalışsın, bak meslek, altın bilezik. Gitsin bir marangozun yanında çalışsın. Gelsin böyle bir sektörde çalışsın.